Ama son birkaç gündür sosyal medyada da görmüşsünüzdür, haberlerde de izlemişsinizdir. Ben de açıkçası şaşırdım bir haber. Neye şaşırdım derseniz, her zaman söylediğim gibi her insanın bir boş anı var. Hepimiz dolandırılabiliriz. Bu sadece para olmayabilir. Duygularımız da dolandırılabilir. Parasal olarak da dolandırılabiliriz. Arkadaşlığımız dolandırılabilir. Yani ihanete uğramak aslında ne yazık ki hepimizin başında. O yüzden diyoruz ya Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye. İki çocuk annesi 47 yaşındaki Ayten Kahraman'ı ağırlıyorum bugün stüdyomda. Sosyal medyadan tanışıyor Adem Dolapçı'yla. O da aynı yaşta. Ve 5,5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla aramızda. Sadece iddia değil, bunları belgeleriyle beraber savcılığa suç duyurusuna da bulunmuş. Zaman zaman hanımefendilerinin bu aşkları uğruna paralarını kaybettikleri konusunu dile getiriyoruz. Bazen diyoruz ki işte niye bu kadar yaşça küçük biriyle beraber oldun? Bazen diyoruz ki niye sosyal medyadan? O diyor ki ben cahilim. Ötekisi bilmem ne, ama bugün Ayten Hanım bir öğretmen olarak aramızda. Aynı zamanda kendisi bir eğitimci. Ama işte o da aşkının peşine gitmiş. Uzun yıllarda gitmiş. Ama sonunda elindeki tüm birikiminden olmuş 5,5 milyon lira. Yani bu uğurda eşine, sevgilisine, artık nişanlısına katkıda bulunabilmek için evini satmış, krediler çekmiş. Ama en son biraz şarkıda dediği gibi işte pembesi gitti, tozu kaldı. Bir izleyelim. Ankara'da yaşayan iki çocuk annesi Ayten Kahraman'ın nikah masasına taşınacağını sanırken hayatını kabusa çeviren ilişkisi bundan tam 7 yıl önce 2015 yılında başladı. Adem Bey'le 2015 yılında sosyal medya üzerinden tanıştık. Bu kadar böyle düzgün yazılan, güzel cümleler kurulan bu paragrafa kayıtsız kalamadım. Bu şekilde başladı mesajlaşmalarımız. Açıkçası etkilendim. İddiasına göre müteahhit sevgilisi kurulu düzeni ve mal varlığıyla güvenini kazanmış, sevgisiyle gözünü boyamıştı. Telefonlaşmalarımız çok sıklaştı. Hafta sonu gelmeleri çok sıklaştı. Güvenimi aldı açıkçası. Fakat bir süre sonra işlerinin bozulduğunu söyleyerek karşısına çıkan sevgilisinin yaşadığı buhrana kayıtsız kalamayan Ayten Kahraman, çareyi aracını satmakta buldu iddiasına göre. Yaklaşık 4 ay sonra kendisi şirketinin battığını, dolandırıldığını, tepeciler tarafından tehdit edildiğini söyleyerek benden nakit para istedi. Bende de o kadar nakit para olmadığı için arabamı istedi, vekaletimi verdim ve aracımı sattı. Kredi, nakit para, satılan milyonlarca lira değerinde ev. Söylediğine göre aşkı gözünü kör eden Ayten Kahraman, her sözüne inandığı sevgilisi uğruna malını mülkünü sattı. Yeni kuracağı iş alanında biraz kredi çeker misin tarzında yine güzel bir yaklaşım oldu. Tabii ben yine kayıtsız kalamadım. Kredi çektim, elimine yakın yine kendisine elden teslim ettim bu parayı. Bu 4 aylık süreçten sonra şirkette yine işlerinin yolunda gitmediğini, borçlarının olduğunu ve şu anda bu şirkette bu evleri yapamayacağım, çok acil para lazım dedi. 6-7 tane iş var, bir tanesi çok büyük, evini satalım. Çok lüks bir dairem vardı, düşük bir fiyata zaten, çok alelacele 2 günde sattı o evi. Şu anki değeri 1 milyon 700 bin lira. 2016'dan bahsediyorum, 2016-2017, yani o süreçte benim maddi kayıplarım oldu zaten. Planlarına ulaşmak için kurduğu bir tuzakmış. Bunu tabii çok sonradan anladım. Her şeyi anladığı anda ise çoktan boş belgelere imza atmış, borçlular, hacizler kapısına dayanmıştı. Ayten Kahraman fedakarlığına karşılık devraldığını sandığı şirketle milyonlarca liralık borcun sahibi olmuştu. Bir gün geldi, dedi ki kardeşimin üzerine bu şirket, sen mal varlıklarınla bana arabanı sattın, evini sattın, krediler çektin. Ben bugün ölsem Ayten, benim erkek kardeşim senin yüzüne bakmaz. Bu şirketi senin üzerine devralmak istiyorum dedi. Ben öldüğüm zaman kadro benim kadrom dedi. Benim arkadaşlarım, benim askerlik arkadaşım, işi bilen insanlar. Dedim ki Adem, ben müteahhit falan değilim. Ben inşaat bilmem, tuğla bilmem, beton bilmem. Ben eğitimciyim. Ben dedim istemiyorum. Yok dedi, ben dedi birlikte dedi iş yapmak istiyoruz. Şöyle böyle, onu da kabul ettim. Şirketi meğer kendi kötü planları için, gerçekten aklımın hayalimin ucundan bile geçmeyen korkunç planlarına ulaşmak için kurduğu bir tuzakmış. Şirket üzerime geçti, sözleşmeler yapılıyor, paraları alınıyor. Şirketten bir şekilde bu paralar dışarıya, yani insanların evleri yok ortada. Burada 14 kişinin dosyası var. Malım ve mülkümle kurduğun bütün emellerin işte bu dosyada. Bu dosyada her şey var. Senin bilmediğin çok şey daha var belki, değil mi? Ya da Ayten'in bilmediği, ama her şey burada. Bunların hepsi, ama hepsi adalette senden hesap soracak ve sen hepsine hesap vereceksin. Geçmiş olsun diyeyim.
Ben aslında çok üzülüyorum bu konuları işlerken. Çünkü anladığım kadarıyla hem duygusal anlamda bir çöküş yaşanıyor hem de maddi anlamda bir çöküş yaşanıyor. İkisi birden çok ağır. O yüzden Allah yardımcınız olsun. Kolay atlatabilinir şeyler değil. Siz sosyal medya üzerinden tanıştığınızı söylüyorsunuz. Ben biliyorsunuz en tilt olduğum konulardan biri bu. Hiç kabul edemediğim şeylerden biri bu. Size röportajdan anladığım kadarıyla bir mesaj mı gönderiyor? Evet. Ondan mı etkilendiniz? Evet Müge Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Açıkçası mesaj çok dikkatimi çekti. Hani normalde Facebook mesaj çok fazla mesaj gelir her bayana. Normalde bakmam aslında. Hani bakar geçerim ama bir paragraf olunca bu mesaj açıkçası çok dikkatimi çekti. Neydi yani içeriği? Şöyle hemen anlatayım. Ben Elazığ'da 4 yıl yaşadım daha önce. Sahne ve drama eğitmenliği olarak görev yapıyordum. O dönemde de bunun kaldığı hani o an o gün attığı mesajda kaldığı otelde gösterilerim olmuştu. Çocuklara gösteriler yapmıştım. Facebook'ta onları görmüş ve bana öyle bir mesaj atmış. İşte Ayten Hanım merhabalar. Çok düzgün bir mesaj olduğu için okudum. Dikkatimi çekti. Siz de sanırım Elazığ'da yaşıyorsunuz. Ben de burada iş yapıyorum. İşte çok güzel şeyler yapmışsınız. Bir eğitimcisiniz. Bu şekilde bir mesaj olunca ben de tabii nacizane bir mesaj atma gereği duydum. Ve yazdım. Adem Bey ben şu an Elazığ'da ikamet etmiyorum. Kendim Ankara'da ikamet ediyorum. Evet doğru güzel şeyler yaptık. Teşekkür ediyorum diye. Aslında bir işinize övgüydü bu. Evet, evet, siz de ona karşılık verdiniz. Evet. Yani hemen bana da öyle dana bir fotoğrafları geliyor işte. Evet. Allah'tan. Daha sonraki... Evet. İyi iyi yani valla daha iyi yani. O nerede yaşıyormuş bunu atan beyefendi? Yani daha sonraki mesajlaşmalarımız, sonra numaralarımızı aldık. Kendisi İzmir'de, ABC şirketi olduğu, TKDK ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan tesisleri yaptığını, benimle tanışmak istediğini, mutlaka görüşmek istediğini. Ben de çok yoğun çalışıyordum. Sonra bir gün sürpriz yaptı. Çalıştığım okulun adresine gelmiş. Hatta o gün okulda kermes düzenlemiştik. Aşağıya gelmiş, beni görmek istedi. O şekilde bir süreç başladı Müge Hanım gerçekten. Yani aslında siz, yani tabii ben her ne kadar bu sosyal medya aşklarına karşıyım desem de günümüz şartları bu şimdi. Hani yani kesinlikle. Bunun önüne geçmenin de çok mümkünatı yok ama görüyoruz yani yapılan araştırmalarda falan da neler olduğunu. Ben 15 yıl önce söylemiştim, bir kadın var söyleyecek. Söylüyor size diyeceksiniz 15 yıl sonra demiştim. O günkü metinlerim ortaya çıkarsa aslında ne kadar doğru bir yere temas ettiğimiz ortaya çıkacak. Ha diyeceksin ki yan komşunla yaşasan başka bir şey mi olacak? Ama yine en azından bir tanıma imkanım var ya böyle bir ailesini, gelmişini, geçmişini. Bana biraz daha güvenli geliyor yeni tanışacağım farklı birinden. Ama siz de normal bir ilişkiye başlıyorsunuz aslında. Şöyle çok çabuk olmadı zaten. Çünkü ben, 7 yıldan bahsediyoruz bir de. O süreç şöyle söyleyeyim anlatacağım. Şirketi üzerime devraldıktan sonra o süreçte yaşadıklarımı hepsini çok detaylı anlatmak istiyorum. Hı-hı. Zaten hepsi ilgilidir. Hayır ama siz normal bir ilişkiye başlıyorsunuz. Yani o sırada para pul yok. Yok yok hiçbir şey yok. Bu da inşaatçı mı beyefendi dedi? Evet, öyle mi diyor? İnşaat mühendisiyim dedi. Gaziyim dedi. İşte Irak'ta. İnşaat mühendisi miymiş? Yok hayır. Daha sonradan öğrendim. İşle alakalı hiçbir bilgisi olmayan sadece işte işi bilenlerle etrafında işte toparlayıp şirketi bir şekilde yani hiçbir şekilde inşaat bilgisi yok Müge Hanım. Bunu çok sonradan öğrendim ne yazık ki. Tabii bir kadın olarak biz maalesef ki ben gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Bunu üzülerek söylüyorum. Hani eğitimciyim, eğitimlerim var. Her alanda eğitim alan bir insanım. Kendimi çok geliştirmeye açtım. İnanın 35 yaşında yüksek lisansımı bitirdim. Bu yaşadıklarıma inanamıyorum. Ama yaşanmışlıklar bir tecrübedir. Her hata bir tecrübedir. Kendi çocuklarımı da her zaman bunu söylüyorum. Yaşayarak, yapayarak öğreniyoruz. Yani kendim de drama eğitmeniyim. Yıllarca anaokulu çocuklarıma hep bunu söyledim. Yaparak, yaşayarak, sosyal hayattaki bütün bu örf ve adetlerimiz olsun, kurallarımız olsun hep bir şeyleri yaşayarak öğreniyoruz belki ama bu benim için gerçekten çok acı bir tecrübe oldu. Ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bütün hanımefendilere Türkiye'de maalesef inanıyoruz, güveniyoruz. Bunlardan birinde ben yaşadım. Bu programınızda çok detaylı olarak her şeyi anlatmak istiyorum. Çok kısa bir ayrıntıya da değineceğim müsaadeniz ben olursa. Ben de aslında ders olsun istiyorum. Evet, yani hepimiz o yüzden ders olsun, hepimiz bir şeyler öğrenelim. Çünkü kimse anasının karnından her şeyi bilerek dünyaya gelmiyor.
Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi siz tanıştınız. Bir evet. Şey yapayım, hızlı gideyim. Şimdi tabii. Siz tanıştınız. Ben şunu merak ettim. Biraz sondan başa gideceğim. Yani 7 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 7 yıl içinde niye evlenmeyi düşünmediniz? Evet, bunu hemen açıklayacağım. Şöyle söyleyeyim. Zaten biz 2016'da artık ciddi bir sürece girdik. Hani kendi aramızda bir nişan oldu. 2017'de işleri ters gitti, şirket devri oldu. 2018-2019'da evleri yapılmayan insanları işte çok tesadüfen görmeye başladım. Şirkete geldiler, konuşmalarını duydum. Hani bana her şeyin yolunda gittiğini, hani işten ve tecrübem olmadığı için, ticaretle ilgili bir tecrübem olmadığı için bilmediğim bir sahada böyle bir sorumluluk aldım. Aslında işi öğrenmeye çalıştım. Hani geçmiş yıllarda kendi mesleğimi icra etmeye çalıştım. Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptım, insan kaynakları yöneticiliği yaptım. Her türlü detayı hani öğreneyim, ben de insanlarla iletişime geçeyim. Böyle bir sorumlulukla, böyle bir hayat arkadaşıyla bir yola çıktık dedim. Ama gerçekten bana şirkette her şey çok iyi lanse edildi. Çünkü şirkette tüm çalışanlar ekip arkadaşlarıydı. Her şeyin yolunda gittiğini. Zaten şikayetçi olduğunuz kişiler de çoğunlukla tabii, akrabaları. Tabii. Evet. Şimdi bir konuyu anlayalım önce. Şimdi size her şeyi güzel anladığım kadarıyla. Başta para pul mevzusu da yok. Yok. Yani şunu merak ettim ben sizi izlerken. Her şey güzel başladı. Evet. Yani beraber bir yola gittiniz. İş böyle para pulda mevzu dağılınca mı hani çiftler birbirine giriyor kısmını merak ettim yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aslında başta her şey güzel anladığım kadarıyla. Beyefendi inşaat mühendisiyim diyor. Tamam, o konuda yalan söylemesi doğru değil. Ya bir de bunlara bakabilirsiniz ya. Bunlara bakmak ayıp mı? Bana hiç ayıp gelmiyor yani. Ben mesela yeni biriyle tanışsam yani mümkünse GBT'sini bilmek isterim. Hani gidip de polise sormama gerek yok. Artık her şey şeyde var. E-Devlet'te. Yani bence bu birbirine telefon numarası vermek gibi bir şey. Açsın E-Devleti'ni. GBT'si ne var? Evli mi, bekar mı? Ben bir bakayım. Yani zaten niye buna bakmıyoruz ki? Bunu da anlamıyorum ben. Yani ne mezunu ne şeyi. Ne bileyim, ÖSYM numarasını versin. Girince çıkıyor. Ondan sonra yani bunlara bakmak ayıp mı acaba, bunları sormak? Bence sağlıklı bir ilişki için bakmak lazım diye düşünüyorum. Hiç ne sabıkası değil, var? Hiç ayıp değil. Bu zaten eğer karşınızdaki kişi söylediklerine sahip, samimi ise tabii canım bunda ne var? Hay hay deyip kendisinin istediğiniz evet, belgeleri ortaya koyması lazım. Bir diplomasını kuşku falan. Kuşku duymaması lazım. Eğer onun hamurunda bir çiğlik yoksa. Ama zaten özür dilerim, eğer karşınızdaki zaten sahtekarca bir tutum içindeyse, böyle bir tavırdaysa, o zaten rengini belirtir. Siz de daha büyük tehlikelere girmeden dönüş yaparsınız. Yani keşke herkes, keşke bu duruma düşmeden birbirine herkese bir baksın, sesleniyorum. Ayıp değil. Çünkü biz 10 günde bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Evet. Yani diplomasını da lütfen, göstersin. Diplomasını da sorun. Yani? Mezuniyet durumunu da öğrenin. Çalıştığı iş yeri hakkında da bilgi alın. Artık devlet midir, devlet midir? Yani tekniklerden istifade edin. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.